Merhaba sevgili öğrenciler. Bir cümleye başlarken büyük harfle başlamamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama bunun dışında büyük harfleri nerelerde kullanıyoruz? Biraz bunlara bakacağız bu videoda. Aynı zamanda bir de sayıların yazımına bakacağız. Bu iki ana başlık bizim için yazım kurallarında çok önemli olan başlıklar. Büyük harflerin yazımının ilk kuralı aslında yine muhtemelen bildiğiniz ama çok önemli olan, çok dikkat etmemiz gereken bir madde. Özel isimler yani kişi ad ve soyadları büyük harfle başlar. Örnek olarak buna iki önemli yazarımızı verdik. Yaşar Kemal ve Muzaffer İzgü. Özel isim, biliyorsunuz ad soyad ikisi de büyük harfle başlıyor. Başka bir sürü örnek verebiliriz bunun için. Özel isimlere gelen saygı sözcükleri, ünvanlar ve lakaplar büyük harfle başlar. İkinci kuralımız. Saygı sözcükleri derken sayın, hanım, bey, bayan, bay gibi sözcükleri kastediyoruz. Bunlar özel isimlerle birlikte kullanıldığında büyük harfle başlarlar. Örnek vermek gerekirse Ayşe Hanım, hem tabii ki Ayşe'nin A'sı hem de hanımın H'si büyük olacak. Ahmet Bey, hem Ahmet'in A'sı hem de Bey'in B'si büyük olacak. Ya da eğer Sayın Ayşe Hanım dersek yine sayının S'si büyük olacak. Aynı şekilde çünkü bu da bir saygı sözcüğüdür. Unvanlar yani doktor gibi, yüzbaşı gibi, avukat gibi bunlar unvanlar olarak geçiyor. Bunları da yine özel isimle birlikte kullandığımızda büyük harfle başlayarak yazıyoruz. Örneğimizdeki gibi doktor Sevda. Doktorun D'si de büyük olacak. Özel isim olduğu için Sevda'nın S'si büyük. Yüzbaşı Ali, yüzbaşının Y'si büyük, Ali'nin A'sı büyük şeklinde yazılacak. Aynı zamanda lakaplar da büyük harfle büyük harfle yazılırlar özel isimle birlikte kullanıldıklarında. Örneğin sınıfımızdaki Ece arkadaşımıza çalışkan Ece diyorsak bu onun lakabıdır ve büyük harfle yazılır birlikte kullanıldığında. Üçüncü kuralımız tarihi olay, dönem, çağ, devir adlarıyla ilgili. Bunların her kelimesi büyük harfle başlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çoğu zaman bizi düşürebilecek bir madde olabiliyor bu madde. Neden? Onu şimdi söyleyeceğim. Kurtuluş Savaşı dediğimiz zaman tarihi bir olay adı. Her iki sözcüğü de büyük harfle başlayacak. Çoğu zaman karşımıza tam kurtuluşun K'si büyük ama savaşın S'si küçük şeklinde çıkabiliyor. Bu kesinlikle yanlış bir kullanımdır. Tanzimat dönemi aynı şekilde bir tarihi dönem adı. Hem Tanzimat'ın T'si büyük olacak hem de dönemin D'si büyük yazılacak. Yeni çağ hem yeninin Y'si hem çağın Ç'si büyük yazılacak. Bu şekilde yine maden devri, yine tarihi devir adı her iki sözcüğü de büyük harfle başlamak zorundadır. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, apartman, site, meydan adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Bu da yine çok önemli olan kurallardan bir tanesi. Örneklerimizi de görelim. Kurtuluş Mahallesi, mahallenin V'sini büyük harfle başlattık. Kurtuluş zaten özel isim. Onu zaten büyük yazacaktık ama mahalleyi de onunla birlikte kullandığımız için büyük harfle yazdık. Çünkü mahallenin adı Kurtuluş Mahallesi. Aynı şekilde Atatürk Caddesi. Atatürk zaten özel isim, onu büyük harfle başlayarak yazdık ama caddeyi de yine büyük harfle başlayarak yazıyoruz. Gül Bahçesi sitesi aynı şekilde her iki sözcük de büyük harfle başlıyor. Site sözcüğü büyük harfle başlıyor. 5 Ocak Meydanı yine meydan sözcüğü de büyük harfle başlıyor. Yani bir adres verirken kullandığımız her detay için büyük harfle başlıyoruz aslında. Burada önemli bir nokta var. Ona da dikkat etmek gerekir. Çünkü bu maddeyle karışabilecek bir yazım kuralımız var. O da nedir? İl, ilçe, köy sözcükleri. Özel isimle bile kullanılsa dahi küçük harfle yazılır. Neyi kastediyoruz? Yani Adana ili derken, Adana ili yazarken ilin i'sini küçük harfle yazmamız gerekiyor. Seyhan ilçesi derken ilçenin i'sini küçük harfle yazmamız gerekiyor. Bundan bahsediyoruz. Çünkü ilin adı Adana ili değil Adana. İlçenin adı Seyhan ilçesi değil Seyhan. Bu sebeple il, ilçe, köy, kasaba sözcüklerini özel isimle bile kullansak küçük harfle yazmamız gerekiyor. Bunu bu maddeyle karıştırmamamız lazım. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, apartman, site, meydan adları büyük harfle yazılır. Bu çok önemli, yıldızlı bir madde.
Kurum kuruluş adlarının bağlaçlar hariç her kelimesi büyük harfle başlar. Bu da yine önemli bir kural. Bunun da yine püf noktasını vereceğim. Örneğin Türk Dil Kurumu derken her sözcüğün ilk harfini büyük harfle yazıyoruz. Yine Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi derken her sözcüğün ilk harfini büyük harfle yazıyoruz. Ama şuna dikkat ediyoruz. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi dediğimiz zaman arada bir adet bağlacımız var. Bağlacı kesinlikle büyük harfle başlatmıyoruz. Bu da yine çok karşımıza çıkan yanlışlardan bir tanesi. Dikkat etmek gerekiyor. Hemen yıldızımızı buraya koyalım. Altıncı maddemiz bu konuyla ilgili, yani büyük harflerin yazımı ile ilgili. Ülke, bölge, kıta, şehir, dil, milliyet adları büyük harfle başlar. Örneklerimize bakalım hemen. Türkiye, ülke adı tabii ki büyük harfle başlayacak. Akdeniz bölgesi, hem Akdeniz'in A'sı hem de bölgenin B'si büyük harfle başlayacak. Asya kıtası, Asya'nın A'sı, kıtanın K'si büyük harfle başlayacak. Yine bir şehir adı Adana büyük harfle başlayacak. Türkçe dil adı büyük harfle başlayacak. Türk milliyet adı büyük harfle başlayacak. Bunlar yine önemli, dikkat etmemiz gereken kurallar. Gelelim sayıların yazımına. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Yani kaç tane sözcükten oluştuğu hiç önemli değil. Her birini aralarında boşluk bırakarak ayrı ayrı yazmamız gerekiyor. Örneğin 29 mu yazmamız gerekiyor? 20 ve 9 sözcüklerini ayrı ayrı yazıyoruz. 1923 mu yazmamız gerekiyor? Her sözcüğü aralarında boşluk bırakıp ayrı ayrı yazıyoruz. Burada çok dikkat etmemiz gereken çok önemli kurallardan bir tanesi. Sayılarla ilgili ikinci kuralımız, 4 veya daha çok basamağı olan sayıların daha kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar, trilyon sözcükleri yazıyla yazılabilir. Bu tamamen bize kolaylık sağlamak için konulmuş bir kural. Burada 80 milyon yazarken bir sürü sıfır yazmak yerine direkt milyon yazabiliriz. Bu şekilde daha kolay okunmasını sağlarız. Ya da 2 milyon 350 bin yazarken yine bir sürü sıfır yazmak yerine milyon ve bin sözcüklerini kullanarak daha kolay okunmasını sağlayabiliriz. Üçüncü kuralımız yine karıştırılan kurallardan bir tanesi. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. Neden karıştırılır dedim? Çünkü çoğu zaman kesir gösterirken araya nokta konduğunu görüyoruz. Bu kesinlikle yanlıştır. Kesir gösterirken virgül kullanılır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dördüncü kuralımız sıra sayıları yazılırken yazıyla ya da rakamla gösterilebilir. Hiç fark etmiyor. Rakamla rakamla göstermek istersek eğer yanına bir nokta koyabiliriz ya da kesme işareti koyarak derece gösteren ek yazarız. Nedir derece gösteren ek? Inci, inci, uncu, üncü. Bununla ilgili yine bir önemli kural belirteceğim birazdan. Yedinci mi yazmak istiyoruz? O zaman 7 yazıp yanına nokta koyabiliriz ya da 7 yazıp kesme işaretiyle ek getirebiliriz. Az önce ekin inci, ıncı, uncu, üncü olduğunu söylemiştik. Ama 7 sözcüğünün sonunda zaten i sesi olduğu için buraya eki getirirken inci yazmıyoruz. Kesme işareti getirip n, c, i yazıyoruz. Yanlış ek getirmek de yazım kurallarıyla ilgilidir. Bir yazım yanlışıdır yanlış ek getirmek. O yüzden ek getirdiğimiz sayıya dikkat etmemiz gerekir. 6 gibi, 2 gibi, 7 gibi sonu sesli harflerle biten sayılara ek getirirken o baştaki ekin başındaki i, ı, ü, u'yu atıyoruz. N, C, İ ya da ikinci diyeceksek yine N, C, İ. Altıncı diyeceksek N, C, I şeklinde ek getiriyoruz. Üçüncü derken tabi zaten sessiz harfle bittiği için direkt üncü şeklinde ek getirebiliriz. Üçüncü demek için ya da yedinci demek için, beşinci demek için direkt olarak yazıyla da yazabiliriz. Bu da doğru olur. Hepsi doğru gösterimdir. Yazım yanlışı değildir. Ama üleştirme yani paylaştırma sayılarında kesinlikle rakamla yazamayız. Yazıyla yazmamız gerekir. Yani ikişer mi yazacağız? Yazıyla ikişer. Şu şekilde iki yazıp kesme işaretiyle yanına ek getiremiyoruz. Bu yanlış bir kullanımdır. Üçer mi yazacağız? Yine yazıyla üçer. Altışar mı yazacağız? Yazıyla altışar. Bu şekilde doğru kullanımını bilmemiz gerekir.
Sayıların yazımı ile ilgili son kuralımız ise 4 veya daha fazla basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve grupların aralarına nokta konur. Bu da yine basamakları göstermek için ve daha kolay okunmasını sağlamak için üçlü gruplar halinde sondan başlayarak sayıp nokta koyuyoruz. Bu zaten bir matematik kuralı aynı zamanda. Aynı zamanda bir yazım kuralı. Buna da özen göstermemiz gerekir. Yazım kuralları ile ilgili 5. sınıfta öğreneceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.